Herkese merhaba arkadaşlar. Oğlumu okula götürüyorum şimdi. Yollara düştük. Bayır çıkmaya başlıyoruz. Sınav artık biraz ileride oldu. Evet, şimdi de derdimiz bu. Sıram ileride. Üçüncü sınıf olduğu için tabii önceden daha dış kapıya yakın. Şimdi biraz daha ileride. Sınavı da alışırım zamanla. Aynen bir tanem öyle. Şimdi geçen seneki sıraya alıştığın için evet. Burada kafan karıştı. Daha yeni olur öyle. Evet. Oğluşumu bıraktım. Şimdi eve doğru gidiyorum. Derinde biliyorsunuz sabahçı olduğu için sabahçılar çıkıyor. Belli bir süre sonra tabii sınıfların havalandırılması vesaireydi. Öğlenciler belli bir süre sonra sınıfa giriyor. Bunu önceki videolarda da söyledim ama hani yeni bir dönem başladığı için, yeni takipçiler için yine söyleyeyim. O yüzden Derin bazen böyle biz gittiğimiz zaman bizi bekliyor, beraber dönüyoruz. Bazen de kendini yorgun hissettiği zamanlar oluyor. O eve dönüyor. Ben Kutay'ı bırakıp öyle geliyorum. Kızıma patates kızartayım dedim. Eve geldim. Aç mısın anneciğim dedim. Ne aç ne tok gibiyim anne dedi. Patates kızartması geldi aklıma. Bir süredir istiyordu çünkü canı. Ama yiyemiyordu. Neden yiyemiyordu onu konuşalım sizinle. Bulaşık makinesini de çalıştıracağım da Derin'in bunu yesin de ondan sonra bunu bulaşığında koyar çalıştırırım. Bugün çocuğumun dershanesi de var. Bu sene biraz yorucu olacak. Karşılığını alır inşallah. Evet, Derin'im neden patatesi bir süredir yiyemiyordu söyleyeyim ben size arkadaşlar. Çünkü Derin'in diş tedavisi başladı. Tedavi derken de diş teli süreci oluyor şu anda ama diş teli takılmadı. Plakla ilerleyelim dedi. Benim doktoruma gittik yine. Biz çocukları dişte de olsun, gözde de olsun herhangi bir sorun olmasa da yılda İki kere yani en kötü bir kere muhakkak götürüyoruz. Kontrol amaçlı. Derin'in ilk süt dişi düştükten sonra kendi ana dişi gelmeye başladıkça biz anladık zaten bir diş teli sürecimizin olacağını biliyorduk. Diğerinin üstünde çıkıyordu dişi. Tabii doktorum da biliyordu bunu. Hani benim diş teli sürecimde de sıkça gidip geldiğimiz için dişçiye görüyordu yani. Bir diş teli de ona görünüyor diyordu zaten Derin'den için. Ama tabii ki diş teli ve plak kullanmanın da belli bir yaşı var. Biliyorsunuzdur. Ha o yaşı gelse bile bazı dişler tamamlanmıyor. Bazı kişilerde azı dişler yavaş çıkıyor falan. Derin'i biz yine Niksar'a gitmeden önce götürmüştük benim dişçiye. Arkadaki azı dişinin biraz daha tamamlanmasına var. İşte Eylül gibi falan getirin demişti. Biz de geçen hafta işte oraya gittik. Size söylemeyi unuttum. Derin'in neredeyse kaç gün oldu? Yani bir hafta oldu neredeyse. Plaklar kullanmaya başlayalı. Gittik ve artık hem yaşından dolayı hem de artık tamamlandığı için dişleri tel takılabilir ya da plak kullanabilirdi. Doktorumuz da işte çok bir sorunu yok. O yüzden hani bana kalırsa plakla devam edelim dedi. Bir seneyi bulmaz. 9-10 ayda düzelir dişler dedi. Derin'e sordu, bana sordu hani siz ne düşünüyorsunuz? Tel mi, plak mı vesaire diye. Biz de bir karar veremedik. Tel her daim dişinizde ama plağı yemek yerken falan çıkarıyorsunuz. Sonra yeniden takıyorsunuz. Hani yaş gereği de olur da çok ağrıdı deyip belli aralıklarla çıkarır mı? Ne olur ne olmaz. Gerçi Derin sorumluluğunu bilen bir çocuktur. Dikkatlidir o konularda ama ne olacağı belli olmaz. O zaman doktorumuz da dedi ki yani biz bir plakla başlayalım. Bir ilerleme kaydediyor muyuz? Bir bakalım duruma göre 1-2 ay sonra tele çeviririz dedi. Derin de zaten böyle doktoru dinledikten sonra o da plak olsun dedi. Daha rahat yiyip içerim falan dedi ama tabii ki sonuçta bir diş teli gibi bir tedavi süreci olduğu için plakları rahat olacağını sandı ama plağı ona göre ayarlıyor ve dişleri aşırı sıktığından dolayı plağı çıkardığında da rahatça yemek yiyemiyor. Çünkü dişler sızlıyor yani. Bismillah dedik bu tel işine başladık. Aslında geçen sene zaten aklımızdaydı ama dediğim gibi yaşından dolayı olmuyordu. Bakalım duruma göre diş teline geçilecek ama Derin bayağı düzenli kullanıyor. Şimdi ağrısı var. Plaklar biraz diş etlerine yara yapmış. Ona morali bozuk. Yerken sorun yaşıyor falan çocuğum. Alışana kadar böyle şeyler olacak. Bir de ilk süreçler ya daha zor oluyor. Hem alt hem üst dişte var plaklar. Bu arada onu da söyleyeyim. Önceki hastası olduğum için de bayağı bir indirim de yaptı sağ olsun. Nişantaşı'nda yerimiz. Derin'in bu diş teli, diş plağı süreci bittikten sonra şu dişinde bir sarılık var. Doğuştanmış
Bunu öğrendik. Sonradan olan bir şey değil dedi. Birkaç doktora da gittik. Onun bir çözümü var mı diye. Her doktor aynı şeyi söyledi. Hani bir kaza mı geçirdi ya da sen hamileyken düştün mü, çocuk düştü mü vesaire. Sonradan aklıma geldi benim. Derin daha bu dişi yeni yeni çıkıyordu. Beşiğin kenarında böyle zıplarken tak diye beşiğin kenarına vurmuştu. O daha yeni çıkan dişini, süt dişini. Çıkmamıştı bile tam anlamıyla. O zaman büyük ihtimal o darbeden oldu diye düşünüyorum. Çünkü o dişiydi ve her doktor da aynısını söyledi. Yani daha küçükken bu darbe almış. Galiba üzeri törpülenip bir dolgu mu yapılacakmış, renk mi açılacakmış? Hani en azından belli bir yaşa kadar o yapılabilirmiş. Sonradan estetik dolgu yapılabiliyormuş 18'inden sonra. Zuhal Hanım'la da görüştük. Derin o sarı dişinden rahatsız oluyor aslında, yamukluğundan daha çok. Ama madem hani bu sürece girdik, dişler düzelsin. Ondan sonra o diş de hallolsun diye Derin'le konuşunca Derin'e de mantıklı geldi. Bakalım, Zuhal Hanım da dedi yani tamamen diğer dişleriyle aynı renk olmasa da elimizden geldiğince o dişi de yapmaya çalışırız. En azından 18 yaşına kadar idare edecek şekilde. Madem kafasına takıyor dedi. 18'inden sonra da artık estetik olayına gireriz o dişte dedi. Hele bir şu süreci bir atlatalım da. Buton diye bir şey var. Özellikle o yamuk dişe ve şu bir tane köpek dişi üstten geliyor Derin'in. O ikisine buton diye bir şeyler taktı. Beyaz noktalar var yani. Plakları ona oturttu böyle. Anneciğim, sen bir şey söylemek ister misin plaklarınla ilgili? Nasıl gidiyor? Nasılsın? Biraz bir peltekleştiriyor bu arada. Yani ben de hep söylüyorum ya, bazı kelimelerin içinde harfleri yutabiliyorum, yumuşatabiliyorum. Bu en çok da benim tel tedavi ve plak sürecimden sonra oldu. İnsanı peltekleştiriyor çünkü. Gösterelim zor çıkarıyor. Mi? Evet. Gel gösterelim. Şöyle gördüğünüz gibi bir tane köpek dişi bir tık yukarıda, bu dişi de onun üstünde ve sarı olan dişi de şu diş. Şu an o pek belli olmuyor ama Derin mesela o çarpık dişindense o sarı dişini daha böyle kendine sorun ediyordu. Bakalım, inşallah halledeceğiz değil mi fıstığım? Evet, bence olacak. Bence de olacak. Nasıl şu anda, nasılsın ilk günlere göre? Yani dişlerim önceden daha çok sıkıyordu, şimdi biraz daha alıştım. Mesela yemek yedikten sonra yeniden takıyorum ya. Hı hı. Şu an alışmış olsam bile yemek yedikten sonra taktığımda yine o acı geliyor, sonra yine geçiyor. Evet. O şekilde. Evet, alışıyorsun. Bir de yavaştan dişlerde yerini buldukça tabii plaklar da gevşemeye başlıyor. O yüzden belli aralıklarla mecburen muayeneye gidiyorsunuz. Plaklarınız yenileniyor. Full yani bir plakla bitmeyecek yani tedavisi. Sık sık plak yenilenecek. Çünkü dişler düzeldikçe o plak olmayacak ona. Yedek plak da verdi bu arada yaşından dolayı. Hani kırılacağı tutar, kaybolacağı tutar okulda vesaire. Sonuçta beslenmesini yerken çıkarıp geri takacak falan. Yedekte de verdi. Bakalım, 3 haftaya randevumuz var Derin'cim. Evet. Yerim ben seni. Yerim. Yerim. Böyle yani. Hayırlısı olsun bakalım. Derin'in için bu sene birazcık dershaneden dolayı hem yorucu, sınav stresli, pilağa da başladı. Biraz onun da stresi. Bu sene birazcık yorucu ve sıkıntılı olacak ama sonuca değer mi? Evet. İnşallah diyecek. Dişler de öyle. İnşallah bu dershanedir, okuldur, o yoruculuğunun da karşılığını, emeğinin karşılığını almayı Allah nasip etsin. Sana da, tüm öğrencilerimize de inşallah. Amin. Kızıma patatesi kızarttım. Meyve suyu koydum bir de. Ben bunları hallederken o da ödevi vardı okuldan. O ödevimi yapayım en azından. Dershaneden gelince de dershanenin ödevini yaparım dedi. O zaman kızıma afiyet olsun. İyi dersler bir tanem, Allah senin açıklığı versin. Tamam. Beni aramayı unutmaya varınca. Tamam. Derinimi gönderdim. Hatta gitti de aradı da beni. Zaten şeyden de takip edebiliyorum ya, akıllı saatinden. Şimdi arayacak diyorum, zaten arıyor. 7-8 dakikada orada olur. Bazen ben götürüyorum, getiriyorum. Derine kalsa gerek yok ona. Anne ben geldim gider gelirim diyor. Arada görünmekte fayda var. Okulda da olsa, dershanede de olsa arada götürüyorum, arada alıyorum. Alma konusu biraz sıkıntı oluyor. Kutay öğlenci olduğu için çakışıyor. Emrah o günlerde alacak Derin'i akşamları. Özellikle kışın hava erken kararıyor. Ya
Bura gerçi tam cadde. Evimiz de cadde üzerinde hemen. Dershanesi de aynı şekilde. Işıl ışıl kalabalık da. Ya işte. Aklımıza gelenler de bizi sınamasın inşallah da. Yani tedbir alalım da biz elimizden geldiğince. Evet, büyüyorlar. Onlar da kendi başlarına bir şey yapmak, gitmek gelmek istiyorlar. Yaşları geliyor. Bunlar çok normal ama biz de bir anne baba olarak tedirgin oluyoruz tabii ki. Biz de istiyoruz ki böyle ne bizsiz bir şey yapamasınlar istemiyoruz tabii ki. Kendilerine özgüvenleri olsun. Ne de böyle çok nasıl desem. Yani böyle bir denge tutturmaya çalışıyoruz anlayacağınız. Hem çocuklarımızın gönlü olsun hem de bizim de içimizi rahat edeceği şekilde bir orta yol bulmaya çalışıyoruz. Böyle. Vallahi anne baba olarak iki arasıyla da oluyoruz biz de arkadaşlar. Şöyle baharatlıkları yıkamıştım iki tanesini. İçindeki bittiği zaman bitene kadar beklerim yani üzerine tamamlama. Bitince de hemen makineye atarım. O yüzden baharatlıklarım temiz kalır yani. Onları da dolduralım. Kırmızı toz biberle pul biber pişmişti. Bugün de tersten oldu boşaltma işi. Çünkü ben genelde üstü boşaltırım. Üstte incik cincik ufak tefek daha çok şey oluyor ya. O yüzden üst tarafı boşaltınca makineyi bitirmiş sayıyorum. Ondan üstten başlarım. Ama bugün tam tersi oldu. Evet, bitti. Boş makinede ne iyi oluyor. Akşam bulaşını oh, şimdi çalkala çalkala rahatça koy. Şimdi baharatları da boşaltalım bunlara. Aferin Tuğba. Bu böyle çevirmeli olduğu için iyi oluyor, kilitli. Bu baharatlıklardan memnunum ben. Trendyol'dan almıştım. Bu tatlı toz biberi de böyle mantıların üzerine falan kullanmaya iyi oluyor. Ya da haşlanmış yumurtanın üzerine. Bazen yemeklere renk versin diye de kullanıyorum. Güzel renk veriyor. Tatlısını tercih ediyorum ben. Bununla yaptığım sosları Kutay da yiyor. Tamam. Bu da bitti. Yerlerine koyalım. Dolapta karpuzu vardı çekirdeksiz. Bunun bir kısmını şimdi canım çekti. Ferah ferah yiyeceğim. Bir dilim yesem yeter. Rengi böyle ama tadı gayet güzel yine de. İlginç bir şekilde. Geri kalanını da şu ağzı kapaklı kaseme doğrayacağım. Hazırda bulunsun. Akşam yenir zaten geri kalanı. Karpuzu dolaba koyacağım. Bunu da ben yiyeceğim. Artık videomu da ben burada sonlandırayım. Bugünlük bu kadar olsun. Kendimi bugün bir halsiz yorgun hissediyorum. Biraz dinleneceğim. Akşama yemeğim de var zaten. Bugünlük de böyle olsun. İnşallah hoşunuza giden bir video olmuştur. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.